İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 2023 seçim adayları Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde buluştu. 24 Mayıs 2023'te Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümüne adanan bir toplantı düzenlenecek. Guillermo Karamanyan, Onur Zamanı. Vartan Uskanyan, Azerbaycan ile ne barış içinde bir arada yaşamak ne de herhangi bir taviz mümkün değil. Çünkü bu yeni bir soykırıma kapı açacaktır. Artak parlamentosu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın açıklamalarını kabul edilemez ve gereksiz olarak nitelendirdi. Anahit Avanesyan, Azerbaycan Birleşmiş Milletler kuruluşlarının arsa engelsiz erişimini kasten politize ediyor ve engelliyor. Nahçıvan adlı harita kitabı Nahçıvan'ın yok edilmiş Ermeni anıtlarını gösteriyor. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun milletvekili adaylarının toplantısı 20 Mayıs 2023'te Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde gerçekleşti. Toplantının amacı milletvekili adaylarının birbirlerini tanıması ve milletvekillerinin misyonu ve devletin kuruluş tarihinin detayları hakkında bilgi sahibi olmalarıydı. Başbakan Seda Melikyan, Bosnubar'ın 1912'den itibaren yürüttüğü çalışmaları ve Ermenistan Devleti'nin kuruluşunun ve 20'den fazla devlet tarafından tanınmasının ayrıntılarını sundu. Başbakan ayrıca dünya savaşlarından, sonrasında ortaya çıkan jeopolitik durumlardan ve Ermenistan Devleti'nin her zaman önemli yer aldığı ve başrolde olduğu yeni çizilen fiziki haritalardan bahsetti. Milletvekili adayları kendilerini ilgilendiren bir takım konuları görüştüler ve ortak paydada buluşarak bu tür toplantıların sürekli hale getirilmesine karar verdiler. Bir sonraki toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasası ve tüm yönleriyle tartışılacak. Bir sonraki toplantı Haziran ayında gerçekleşecek. 24 Mayıs 2013 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Hükümeti hazır bulunan tüm delegeleriyle Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin kurulmasına resmen karar verdiği ve bugün 10. yıl dönümü. Bu vesileyle Ulusal Meclis'in kuruluşunun yıl dönümü bir Zoom toplantısı aracılığıyla kutlanacak. Toplantı 24 Mayıs 2023'te Yerevan saatiyle 22'de, Fransa saatiyle 20'de gerçekleşecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekillerini ve milletvekili adaylarını toplantıya katılmaya davet eder. 1894 Hamidiye katliamlarından günümüzde Osmanlı İmparatorluğu hükümeti Batı Ermenistan halkına yönelik vahşi bir katliam, Arminosit planladı ve gerçekleştirdi ve de Ermenistan'ın resmi topraklarının neredeyse tamamına el koydu. Bu soykırım Arminosid'in odak noktası 1915-1923 yılları oldu. Türkiye'nin 100 yıl önce el koyduğu Batı Ermenistan toprakları 1917'de Rusya tarafından Ermeni olarak tanındı ve 1920'de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Arjantin ve 20'den fazla ülke uluslararası hukuk normlarına göre Ermeni devletinin bir parçası olarak tanıdı. Bugün onur zamanı. Uluslararası hukuk yoluyla Ararat Dağı'ndan Batı Ermenistan'ın sevgili ilçelerimize kadar topraklarımızı iade etmek için 1920 Ermeni Devleti'nin devamı olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni kurduk. Bu, korkunç vahşetten, Arminosit'ten sağ kurtulan atalarımızın mirasına sahip çıkmak ve şehitlerimizin anısını onurlandırmak için gururla ayağa kalkmanın ve haklarımızı eksiksiz kullanmanın yeni yoludur. Guillermo Karamanyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti Konsolosu. İranolog Vartan Voskanyan şöyle yazıyor. Birkaç yerli halkın vatanlarının yasa dışı işgali, soykırım, Arminosit, asimilasyon ve Azerbaycanlılaştırma politikasıyla bölgenin Kafkas, Ermeni ve İran tarih ve kültürünün talan ve gaspı ve Osmanlı sürgünleri ile sadece 1918'de ilk kez tarih sahnesine çıkan Suni Azerbaycan'ın bir tek toprak bütünlüğü değil, var olma hakkı da olamaz. Ne yazık ki Güney Kafkasya'nın vücudunda oluşan bu kanserli tümör, bölgemiz sadece normal siyasi ve kültürel gelişimini
bozmakla kalmayıp aynı zamanda tamamen barbar doğası ve yönetimi ile sürekli bir saldırganlık, bağnazlık ve insan düşmanlığı kaynağıdır. Bu nedenle onunla sadece barış içinde bir arada yaşama değil, herhangi bir taviz de mümkün değildir. Çünkü yeni soykırım Armenosit ve zulümlere kapı açacaktır. Artsakh parlamentosu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Artsakh'ın egemenliğini, Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkını ve bunun gerçekleşmesi gerçeğini yok sayan açıklamalarını kabul edilemez ve geçersiz olarak nitelendirdi. 22 Mayıs'ta Nikol Paşinyan'ın Artsakh ve anklavları da içeren 86.600 km² Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıkladığını hatırlatalım. Artsakh parlamentosunda dün akşam geç saatlerde toplanan olağanüstü oturumda Artsakh milletvekilleri oy birliğiyle Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın Ermenistan Cumhuriyeti bağımsızlık bildirgesi ve Artsakh Anayasası hükümlerini ağır şekilde ihlal ettiğini iddia ettiler. Milletvekili Vahram Balayan'ın sunduğu belgede şu ifadeye yer verildi. Bizim için Nikol Paşinyan'ın Artsakh Cumhuriyeti'nin egemenliğini, halkımızın kendi kaderini tayin hakkını ve bunun gerçekleşmesi gerçeğini yok sayan her türlü açıklaması ve buna dayanılarak hazırlanan her türlü belge kabul edilemez ve geçersizdir. Artsakh istikrarlı mücadele yolundan asla vazgeçmeyecek. 76. Dünya Sağlık Asamblesi'nde Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan, Artsakh halkının yaşam hakkı ve sağlığı için tehdit oluşturan bölgede yaşanan sorunlara değindi. Aşağıda Sağlık Bakanı Anahit Avanesyan'ın Cenevre'deki konuşmasından alıntılar sunuyoruz. 76. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılmak bir onur ve büyük bir zevktir. Sevgili iş arkadaşlarım, bu fırsatı değerlendirerek bölgemizde halkın yaşam hakkı ve sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturan sorunlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Berzor yolu üzerinden Artsakh'a ve Artsakh'tan güvenli ve engelsiz insan ve mal nakliyesi 6 aydır Bakü yetkilileri tarafından engellendi ve 120 bin sakini tamamen tecrit altında bıraktı. Artsakh'ın sürekli ablukası gıda, ilaç ve sağlık hizmetlerinde kıtlığa neden oldu. Azerbaycan insani ilkelere uygun olarak Birleşmiş Milletler kuruluşlarının Artsakh'a güvenli ve engelsiz girişini kasten siyasallaştırıyor ve engelliyor. Böylece Artsakh halkını insani yardımdan mahrum bırakıyor. Bu zorlukların ışığında Dünya Sağlık Örgütü'nün Artsakh'taki duruma zamanında ve sağlam tepki vermesine, yetkisine ve açıkça ifade eden anayasaya uygun olarak çok değer veriyoruz. Bu anayasada mevcut en yüksek sağlık standartlarından yararlanmak temel haklardan biridir. Tüm halkların sağlığı, barış ve güvenliğin sağlanması için esastır ve bireylerin ve devletlerin tam işbirliğine bağlıdır deniyor. Anıt bilimci Samvel Garabedyan'ın Nahçıvan adlı harita kitabı, Batı Ermenistan'ın Nahçıvan bölgesinin yok edilmiş Ermeni anıtlarını tanıtmayı amaçlıyor. Harita kitabı 15. ve 20. yüzyıllarda Avrupalı haritacılar tarafından bölgenin bir dizi antik haritasını sunar. Gerçeğin önemini vurgulamak için yabancı yazarların eserlerine öncelik verildi. Kitabın ikinci bölümü çalışma grubu tarafından derlenmiş. Zamanında Garabedyan ikinci bölüm bölgenin fiziksel bir haritasıyla başlıyor. 1 Ocak 1914 nüfus sayımı sonuçlarına göre oluşturulan etnografik harita özellikle önemlidir. Burada belirli bir ulusun nüfusunun konumu ve sayısı renklerle gösteriliyor. Kitapta Ermenilerin yaşadığı köyler kırmızı, Kafkas Tatarları, 1935'e kadar Kafkas Tatarları sonra Azeriler olarak anıldı, köyleri yeşil ile işaretlenmiş dedi ve kırmızı noktaların artık bulunmadığını, Ermenilerin yaşadığı son köylerin 1988-1989'da boşaltıldığını ekledi. Yazarın belirttiği gibi Ermeni anıtlarının çeşitliliğine rağmen harita kitabında iki tür anıt sunulmaktadır. Bunlar Hristiyan dini anıtları olan, sayısı 219'a ulaşan ve hiçbiri korunmamış manastır ve kiliseler ile Azerbaycan anıtlarıdır.
ve Azerbaycanlılar sürekli olarak Nahçıvan'ın Azerbaycan kültürünün beşiği olduğunu beyan etmelerine rağmen Ermeni manastır ve kiliselerinin görüntüleri bunun tersini kanıtlıyor. Kitap ayrıca Nahçıvan'ın yazı merkezlerini, Ermeni eğitim merkezleri olan manastır ve kiliselere bağlı okullarını da sunuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1722-1795 yılları arasında yaşamış olan dünyaca tanınan Aşu Sayat Nova'nın solist Grigor Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Fahradın Miraz adlı eseri sunuyoruz. Fahradın Miraz çirin nasaz karene bazim Kaşmine vardım moçit onun çarene bazim Bülbül nasaz Vaktis hatri Karen ervacim. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.